Herkese esenlikler değerli arkadaşlar. Bir videomuzda daha birlikteyiz. Konuları paylaşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. İnsanlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Tek tek anlatacağız. Neyi anlatıyoruz? İslam'ı anlatıyoruz. Neyini anlatıyoruz? Yani İslam'ı insanlara anlatmıyoruz biz. İslam'ın içerisindeki, dinin içerisindeki çelişkileri, tutarsızlıkları anlatıyoruz. Hurafeleri anlatıyoruz. İnsanlarımızın akla ve bilime yönelmesi için derdimiz, çabamız bu. Çünkü bir ülkenin kalkınması ancak ve ancak aklı selim bir eğitimle olur ve ancak aklı rehber edinmekle olur. Başka türlü olmaz. Şimdi ülkemiz peki nasıl? Nasıl kalkınacağız? İnsan kalkındırır bir ülkeyi, insanın kendisi kalkındırır. Yani durup dururken ülke kendiliğinden kalkınmaz veya toplum kendiliğinden öyle durup dururken değişmez. İlla ki ne lazım? Bir süreç lazım. Bu süreci hızlandıran insanlar lazım. Şimdi sokağa bir çıkın şöyle Türkiye'de arkadaşlar. İnsanlara sorun. Rastgele. Kültür seviyesi, okul seviyesi ne olursa olsun. Hiç değişmez. Sorun. Deyin ki Türkiye'de 3 tane fizik profesörümüzün ismini söyleyin. Veya 3 tane jeoloji profesörümüzün, bilim insanımızın adını söyleyin. Veya matematik profesörü, doçent neyse ilgili 2-3 isim sayın deyin, sayamazlar. Sayamazlar. Ama aynı insana döndürün, deyin ki ilahiyatçı profesörlerden kimi tanıyorsun deyin, 10 tane. Kültür seviyesi en düşük olan insan bile 10 tane bu isimlerden sayabilir. Neden? Çünkü toplumu bunlar kuşatıyorlar şu anda. Bunlar kuşatıyorlar. Televizyonlarda bunlar, gazetelerde bunlar, hatta son günlerde baktığımız zaman arkadaşlar İstanbul Kanal projesini bile bunlar tartışıyor ya. Yararlı mıdır, zararlı mıdır? Yapılmalı mıdır, yapılmalı mıdır? İşi uzmanına bırakan yok. Ya bir karar verilecekse oraya deniz ilimleri ile uğraşan insanlar, profesörler oturup bunu tartışmalı. Çevre ile ilgili etkili yetkili kişiler bunu oturup tartışmalı. Jeoloji ile ilgili etkili yetkili kişiler oturup bunu tartışmalı. Yok, imamlar tartışıyor. Adı profesör, doçent ama kendisi imam. Zaten mantar gibi profesör çoğalmaya başladı arkadaşlar. Ülkemizde yüzün üzerinde ilahiyat fakültesi var. 5000 küsür, 5500'e yakın İmam Hatip Lisesi var. İmam Hatip Okulu var. 5000. Peki şey nedir? Ülkemizdeki sosyal bilimler ve teknik liselerin durumu nedir? Sayısı nedir? Hiç kafa yoruyor muyuz? İnsanlarımız nereye, hangi kanala yönlendirildi, nereye gidiyor? Teknik ve sosyal bilimler lisesi ise İmam Hatip liselerinin hemen hemen okullarının yarısı kadar. Evet, maalesef. Acı bir durum. Bu kendisini profesörüm diyen din adamları, ben onlara imam diyorum. Bunların hepsi imam. İmam Hatip'te ilahiyatta okumuş imamlar. Bakın bunlar neye göre profesör? Neyin profesörü? Bu unvanlar bunlardan tekrar alınmalı. Böyle bir şey olamaz ya. Dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Hayır, teoloji olsa neyse, din profesörü yani teoloji profesörü olmuş olsa bir yanı yönü var. İnsanlara Türkiye'de din eğitimi verilse yine bir yanı yönü var. Din eğitimi verilmiyor. Sadece Muhammed öğretiliyor. Sünni İslam
dersi veriliyor okullarda. Okullar yetmedi. İmam hatipler, o kadar imam hatipler, bak sayısını verdim şimdi. Onlar yetmedi. Özel kurslarda, özel okullarda, vakıflarda tekrar din öğretiliyor. Tekrar din öğretiliyor, tekrar din öğretiliyor. Nereye varacağız bununla? Olup olacağı tefsir profesörü bunun işte. Onun tefsirin profesörü olur mu arkadaşlar? Bakın bu bir üniversitemizin, Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nde 130'a yakın, 130 hatta belki de fazladır, profesör, doçent var, eğitim görevlisi var. Burada 30 tane de yabancı Arap var. İmam hatiplere giden insan sayısı, öğrenci sayısı arkadaşlar 1,5 milyona yaklaştı. Meslek liseleri yok, teknik meslek lisesi yok. Her kasabada, her birleşim, yani yerleşim biriminde olması gereken şeyler, meslek liseleri, meslek okulları yok. İmam Hatip'e dönüştürüldü. İmam Hatip. Genellikle de kız çocuklarını oraya gönderiyorlar. Ne yapacak kız çocuğu orada okuyup ya? Söyler misiniz? İmam Hatip'i bitirecek, ilahiyete gittiğini kabul et. Ne olacak? Ya git bir meslek öğren. Duvarcı ol, sıvacı ol, boyacı ol kardeşim. Marangoz ol. Berber ol. Terzi ol. Ol yani. Bir şey ol. Bir meslek edin. Yok. İlle imam yapacak. Türkiye'yi imamlaştırıyor. Şimdi şuraya bakın. Bir fakültede, İlahiyat Fakültesi'nde 160 tane, bakın kimler var arkadaşlar. Mesela şuraya bakın. Doçent doktor Aynur Ural Er, hadis doçent Marmara Üniversitesi'nde. Bakın, doçent doktor Ayşe Esra Şahyar, hadis. Yine Ayşe Nur yazıcı, kelam doktor, yarın doçent olacak, profesör olacak. Hadis profesörü. Profesör Doktor Bahattin Dartma. Neyin profesörü biliyor musunuz? Tefsir profesörü arkadaşlar. Tefsir profesörü. Betül İpşirli Argıt, İslam tarihi doçenti. İslam tarihi. Profesör Doktor Casim Avcı, İslam tarihi profesörü. Şuraya bakar mısınız ya? Profesör Doktor Dilaver Selvi, tasavvuf profesörü. Dünyada en geçerli meslek. Tasavvuf profesörü. Kelam profesörü. Hadis profesörü. İslam hukuku. Bak, İslam tarihi ve İslam hukuku profesörü. Şuraya bakın. Ercan Alkan, doktor. Tasavvuf. Profesör Doktor Erdoğan Baş. Bakın arkadaşlar, ilginçtir ha. Erdoğan Baş, Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraat ilmi profesörü. Mesleğe bak. Mesleğe bak. Bunlar profesör maaşları alıyor. Hepsi profesör bunların. Bir de işte öğrenci yetiştiriyorlar, çocuk yetiştiriyorlar. Ne kadar kolay değil mi? Oku İmam Hatip'i, geç ilahiyata, git Mısır'a. İki oradan hadis uydur, gel. Doçent ol, profesör ol. Halkın sırtına bin. Çalışmadan, emek harcamadan, alın teri dökmeden, göz nuru dökmeden yaşa ömür boyu. Ne kadar güzel. Ben olsam, ben de karşı çıkanları kafir diye yaftalarım, dışlarım ve onlara düşman olurum. Çünkü adam emek harcamadan para kazanıyor ya. Tefsir profesör. İslam hukuku profesör doktor Ertuğrul Boylukal. Bunlar hepsi arkadaşlar nerede? Marmara Üniversitesi'nde. Birkaç daha örnek vereyim. Bütün işte üniversitelerde
Bunlar ilahiyat fakülteleri açtılar. Bu ilahiyat fakülteleri sürekli mantar gibi bir doçent profesör üretmeye başladı. Şuraya bakın. Doçent doktor Ferruh Özpilavcı. İslam tarihi doktor Güllü Yıldız. Evet arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Profesör doktor Hasan Cirit. Hadis. Profesör doktor Hatice Kelpet'in arpa kuş. Kelam. Kelam profesörü. Dünyanın en ünlü profesörlerinden. Kelam. Yine Hülya Alper. Kelam profesörü. Kelam doçenti. Arkadaşlar gülmemek elde değil. Şimdi bu böyle uzayıp gidiyor. 130-160 tane doçent, doktor, ilahiyat fakültesinde görevli, Marmara Üniversitesi ilahiyat fakültesinde görevli böyle insanlar var. Bunlar kendilerine doçent diyorlar, profesör diyorlar, televizyonlara hiç bırakmıyorlar. Hepsini görüyoruz. Bir de bunların daha İslam hukukçusu var. Hangi hukuk ya? Nerede geçiyor bu hukuk kardeşim? Nerede uygulanıyor? Sen profesör olmuşsun. Olmayan hukukun profesörü var arkadaşlar bizde. İslam hukuku profesörü. Buyur. İslam hukuku profesörü. Nerede var bu? Ya İslam ülkelerinde medeni hukuk uygulanmıyor ki sen İslam hukukunu uygulayacaksın ya. Nedir İslam hukuku arkadaş? Açıkla bir. Kıssas mıdır? Yani birinin gözüne vurmuşsa biri öbürü de gidip onun aynı gözüne, sağ gözüne vurmuşsa sen de git sağ gözüne vur. İslam'ın hukuku budur ya. Feodal, ilkel cezalar. Hangi hukuk? İslam hukuku. Bu İslam hukuku diyenler bu Nur suresinin 2. ayetindeki zina eden evli erkek ve kadına 100 sopa vurun diyor. Ve sopayı vururken de hiç acımayın. Halk da onu seyretsin diyor. Bu hukukçular bana söylesinler bakayım İslam hukukçuları hangi sopayla vuracağız? Zina edenlere defalarca söyledik bunu. Bir yanıt veren var mı? Demir çubukla mı vuracağız? Ağaç sopayla mı vuracağız? Neyle vuracağız hiç adım acımadan? Mutlaka sopa öyle bir sopadır ki acımayın diyor vururken. Hangi İslam hukuku? Nerede uygulanmış? Peygamber uygulamış mı bunu? İslam hukuku mu uygulamış? Uygulamışsa o hukuk bugün geçersiz. Kıssas, kölecilik, cariyecilik artık çağımızda yok. İslam hukukunda bunlar var. Şunu yaptığın zaman diyor, köle azat et. Hani kölem ya? Hangi köleyi azat edeceğim şimdi? Ha, günümüze öldüreceksin bu sefer. Ondan sonra da yalan söyleyeceksin. İslam köleciliğe karşı köleyi kaldırmış da bilmem ne diye kalkıp insanların karşısında yalan söyleyeceksiniz. Arkadaşlar, bizim paralarımızın nereye gittiğini bilelim. Bundan sonraki videolarımızda bu şekilde. Yani Türkiye gerçekleriyle dini zaten şu anda Türkiye'de siyasal İslamcı bir yapı var iktidarda. Ekonomik güç de bunların elinde. Bütün eğitim vakıfların eline verilmiş. Dinci yobazların eline verilmiş. Türkiye uçuruma doğru yuvarlanıyor. Biz hala kendimize gelemiyoruz. Adam kalktı geçen, daha geçen dedi ki emekliyatı yaştan takılanlar için kalktı söyledi. Bunu ülkenin cumhurbaşkanlığı yapıyor bu adam. İskandinav ülkeleri dedi. Erken emeklilikten dolayı battılar dedi. Değerli insanlar, dünyanın en mutlu, şu anda milli geliri en yüksek olan ülkeler İskandinav ülkeleri. İskandinav ülkelerini sorsanız o adama neresi olduğunu bilmez. Bugün bakın insanın terazisi, ölçüsü, hukuku nedir biliyor musunuz? Dünyada bugün insanların %10'u, 11, 12, 15'e çıkıyor bu. Engelli insanlardan oluşuyor. Dünya nüfusunun %15'i. Bugün Türkiye ortalamasına baktığımız zaman 10 milyonun üzerinde engelli insan var. Aynı engelli insanlar bugün İskandinav ülkelerinde de var. Buraya dikkat edin bakın arkadaşlar. Ne diyor? Cumhurbaşkanınızın, bana göre cumhurbaşkanı değil o adam, diploması yok çünkü. Cumhurbaşkanı olmaya yetisi yok. Kapasitesi de yok. Diploması da yok. İşgal
İşgal etmiştir orayı. Şimdi bugün İskandinav ülkelerinde, o battı dediği İskandinav ülkelerinde engelli insanlar için gayri safi milli hasılanın %5'i engelli insanlar için ayrılıyor. Yani toplam devletin, milletin ortaya çıkarttığı hasılanın %5'i o başkasının yardımına muhtaç olan insanlar için ayrılıyor. Türkiye'mize geldiğimiz zaman dikkat edin arkadaşlar. Engelli insanlar için gayri safi milli hasıladan ayrılan para binde bir. Binde bir. Gördük mü hukuku? Gördük mü insanlığı? Gördük mü dini, siyasal İslam'ı? Neymiş? Somut gerçeklerden hareket ederek biraz aklımızı işletmemiz gerekiyor. Bunların yalanlarına, dolanlarına aldanmamamız gerekiyor. Sürekli yalan söylüyorlar. Çünkü toplum artık imam yetişe yetişe, din dinleye dinleye yetilerini, algılarını kaybettirdiler insanlar. Anlayamıyor. Konuştuğumuzu anlayamıyor. Kendi okuduğunu da anlayamıyor. Bu yani bilimsel araştırmalarda ortaya çıktı. Türk insanı, Türk gençleri artık okuduğunu anlayamıyor. Türkiye'yi tanımıyor. Bu iş böyle. İşte şuraya bakar mısınız? Tefsir profesörüm. Bunların ünvanları geri alınmalı. Böyle şey olmaz. Ülke insanı fizikçi. Kaç tane fizikçi, matematikçi profesör var? Jeolog var. Bilmiyor. Eğitim almış gitmiş. Vakıflar, dini kuruluşlar, çocukların 3 yaşında kız çocuklarının saçını başını kapatarak tımarhaneye sokar gibi, sığır sürüsü gibi veya kuzu gibi, koyun kuzusu gibi arkalarına düşüyorlar utanmadan 3-5 yaşında kız çocuklarının başlarını kapatarak, saçlarını kapatarak siz beyninizi kapatın önce. Siz kendi pis düşüncenizi örtün. Çocuğa bile cinsellikle bakıyorlar. O gözle bakıyorlar. Bu şekle geldik. Onun için dinleri anlatırken arkadaşlar sosyal yapımızı da incelememiz gerekiyor. Nereye gidiyoruz? Yoksa tek tek insanları işte ayet vererek işte burada çelişki var. Kur'an Tanrı kelamı değildir dedik. Diyelim ki 3-5 tane ateist kazandık. Buradan bir şey elde edemeyiz. Yani. Böyle bir şey. Buradan bir kazanç da sağlayamayız. Ancak toplum olarak burayı aşmamız gerekiyor. Sorgulamamız gerekiyor. Nereye gidiyoruz? Evet değerli insanlar, bundan sonra buralara parmak basacağız. Toplumdaki çelişkileri göstereceğiz. İslam ülkelerine bakacağız. Kendi ülkemize bakacağız. İslamcı yöneticilerin hırsızlıklarına bakacağız. Sahtekarlıklarına, yalancılıklarına bakacağız. Çünkü dinleri buna müsaade ediyor. Böyle bir şey yok. İşte şuraya okuduk. Onlarca ilahiyat fakültesinde İslam hukuku diye bir ders profesör var ya. Hangi hukuk? Ne hukuku? Hazır mevcut medeni hukuku uygulayamıyoruz İslam ülkelerinde. Evet, esen kalın. Sağlıcakla kalın. Devam. Mücadeleye devam arkadaşlar.